Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube'a yüklediğim ikinci videom. Bu oyun adı Limbo. Şimdi diyeceksin ki niye böyle siksik oyunlar oynuyorsun? Çünkü bilgisayarım 2006 yılından kalma. Bence böyle oyunları kaldırıyor. Bundan sonra gelecek oyunlar sırasıyla belki Mario, Revolt, PES 13. Belli olmaz ama PES 13 oynamayabilirim. Ama işte yani canlı yayında hiçbir sıkıntı yok ama YouTube videosunda ancak bu tarz oyunları oynayabiliyorum. Ama Limbo güzel oyun bence. En azından verdiği mesaj olsun. Oynanış olsun. Ben Limbo'yu çok severim. Şaka bir yana daha ilk kez oynuyorum amına koyayım. Çok seviyorum falan ama. Bakalım, oynanış çok basit. Yön tuşları öyle oynuyoruz. Zaten bir tek hoplama var. Bir de sağ sol var işte. Oyunun çok güzel karanlık bir havası var. Ben de ortama uyum sağlasın diye şu an lambayı kapattım. Mal gibi onun odanın ortasında oturuyorum. Bu arada oyun gerçekten insanın böyle içinde değişik duygular uyandırmıyor değil yani. Şimdi diyeceksin ki ulan Gavat, Cemal Süreyya, bak Süreyya edebiyatı yapma bana diyeceksiniz ama insan yapmadan edemiyor bakın. Şuna bakar mısınız bakın. Resmen hayatın dibindeymişiz gibi. Yani bir adım atsak aşağı düşecekmiş gibiyiz. Ve atıyoruz. Ananı sikeyim, onlar diken miymiş? Amına koyayım, öldüm amık. Neyse. Kaç canımız var ki acaba, onu görebiliyor muyuz? Neyse. Bakalım. Galiba atlayacağız orada şöyle. Evet. Bu arada oyunun hikayesini falan hiç bilmiyorum. Bunları nasıl yapıyoruz? Bunları nasıl çekeceğiz? Ha, CTRL ile çekiyormuşuz arkadaşlar. Yani olur da alıp oynarsanız CTRL ile böyle eşyaları çekebiliyorsunuz. Acaba bunu bırakabiliyor muyum CTRL ile? Bırakamıyormuşum. Şöyle. Ulan çok güzel lan. Evet arkadaşlar, şu an yani bu videoyu yabancılar pek izleyeceğini düşünmüyorum ama yine de bilgi vereyim. Benim adım Eray. Eskişehir'de okuyorum. Şu an Eskişehir'deyim. Kendi evimdeyim. Ulan suya düştüm. Ulan suya düşünce de ölmez ki lan. Ulan az insan yürümeyi bilir. İnsan az yüzmeyi bilir lan. Ayıp ayıp. Dediğim gibi Eskişehir'deyim. Anadolu Üniversitesi İktisat fakat şu an hazırlık bölümündeyim. Her şey iyi güzel. Hayat güzel. Biraz yalnızlıkla baş etmek zorundayız ama olsun. Yalnızlık Allah'a mahsus ama. Lol. Evet, şöyle atladık bakalım. Yolun sonu pek hayırlı bir yere gitmeyecek gibi. Yolun sonu bir boklu dereye gidecekmiş gibi yürüyor. Ulan koskoca zincir amına koyayım. Biz atladık diye koptu ya. Vallahi helal olsun. İtiliyor mu böyle? Böyle yapınca itiliyor mu yani? Sikiyim böyle oyunun mantığını ya. Neyse. Neyse ki geldik. Galiba gemiyi çekmemiz lazım karaya kadar. Ulan 5 yaşındaki çocuğun gücüne bakar mısın arkadaş? Lan 5 yaşındasın, 5. Vallahi helal olsun lan, 5 yaşında. Yemin ederim. Ben 100 kiloyum. Daha 5 litrelik şeyi zor çıkarıyorum. Resmen şu an Survivor'da gibi hissediyorum kendimi. Survivor Eray. Şöyle seke seke gidelim. Bir de oynamadan önce oyunların hikayelerine bakacağım ya. Galiba bu tuzak. Yani
Şöyle atlamayı deneyeceğim. Amına koyayım, tövbe estağfurullah, biz nasıl geçeceğiz oradan? Taş falan mı atacağız? Ne yapmamızı bekliyorsun ki? Vay anasını ya, adamlar bunu düşünmüş. Oğlum becerikliyim bir numara ya. Yok böyle bir şey anasını satayım. Yani insan geçer yani orayı. Biz ne tür bir beceriksizsek. Neyse geçtik, sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Ama hala kaç canımız olduğunu bilmiyorum. Ananı satayım, o ne? Birinden cağ kebabı yapmışlar beyler. Ananı satayım, kapan varmış. Yeni gördüm. Kesin biz bunu atlayacağız, o ağa kapanacak bak. Bak. İşte beyler. Oynaya oynaya çözüyorsunuz mevzuyu. Siktir, az daha düşüyordum kafana. İşte bunları bilmek, ne biliyor musunuz? Uzun yıllardır. Ama ananı sikeceğim ya. Bu arada ben çok küfür ederim yani. Bayan izleyicilerimiz eğer varsa, olursa ki zannetmiyorum ama eğer rahatsız oluyorlarsa, uyarırlarsa sevinirim. Diğer türlü erkeklerin pek rahatsız olacağını zannetmiyorum ama. Bakalım, ilerliyoruz. Bu arada kayıt akıyor mu, akmıyor mu? Hiç bir bilgim yok yani. Ben öylesine oynuyorum şu an. Şöyle gidelim bakalım. Ananı satayım, ananı satayım, ananı satayım. Ananı sikeyim. Çok kötü öldüm lan. Onu da benim içim acıdı. Ha siktir. Ne yapacağız? Beyler, 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 beyler. Oyun resmen Survivor ya. Bir ara Asuman Krause'nin yönettiği şey vardı. Wipeout vardı. Aynı onun gibi hissediyorum. Şimdi kızlar Wipeout'u oyunlarıyla tanır. Erkekler Asuman Krause'den tanır. O yüzden Asuman Krause örneğini verdim. Bakalım bakalım. Gideceğiz, çıkacağız. Oğlum dalga mı geçiyorsun ya? Lan 5 yaşındasın, gemiyi çekebiliyorsun yani, sandalı çekebiliyorsun ama 2 dakikada suya düşünce boğuluyorsun hemen ha. Helal olsun ya. Ne yapacağız? Bunu ittik hadi şöyle. Buna böyle mi yüzeceğiz? Bu mudur yani? Ama eğer burada geçemezsem çok büyük söverim ve ilk bölümü burada bitiririm arkadaşlar. Ya galiba anladım da. Yapamıyor yani, yapamıyorum şu an istemiyorum. Onu tutup ileri doğru yüzmeye çalışacağız galiba, yanlış anlamadıysam, ama yapamıyorum şu an, sinirlendim. Şöyle bir tutalım bunu. Oğlum tut tut. Şöyle tut. Yüz bir bununla bakalım. Allah belanı versin, kafası suya girdiği an ölüyor ya çocuk, mal ya. Neyse bakalım arkadaşlar, son iki deneme. Yapabileceğim mi bakalım. Şöyle itelim biraz daha. Şöyle it. Bas lan bas. 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 Sokayım böyle işe ya. Buranın geçişini internetten izleyip geçeceğim büyük ihtimal. Bölüm 2'de. Şöyle bir şey yapacağız. Şöyle yapsak. Şunu çeksek şöyle. Ha siktir, intihar ettim. Neyse arkadaşlar, ben bunun geçişini izlerim internetten. Nasıl geçiliyormuş, millet nasıl geçmiş diye bakarım. Gelecek bölümde öyle geçer giderim. Başka türlü olmayacak. Baksanıza. Şöyle gidiyor. 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 Boğuluyor.
Neyse, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Lan daha ikinci videodayız. Abone ve like istiyoruz ya. Allah bizim belamızı versin. Hadi cümletelim, iyi geceler.